Evet değerli dostlar, çok sevdiğim bir edebiyatçı arkadaşım, tarihçi arkadaşım Pelin Batu ile beraberiz. Pelin babanla da ben, Altan abinin evinde, annem, babam falan, o zaman sen yurt dışındaydın galiba. Kaçırmışım. Çok zaman çok hoş bir sohbete katılmıştık. Bayağı orada insan biraz siyaset de öğreniyor. Her koşulda o gün bugünlerden çok daha iyiymiş. Şimdi tam bataklık. Orada bir entelektüel seviye üzerinden konuşuyorduk. Pelin şimdi aslında seni ben birkaç haftadır konuşuyorum. Çağırmak istememin çok temel üç sebebi var. Bunların bir tanesi senin bir programda Türkçesi nasıl belki sen bulursun. Mansplaining deniyor. Yani evet. Erkek baskısı, erkek... Evet o da yani biz o programı yaptığımız sırada mesela hiç öyle bir deyim yoktu. Yoktu ama işte... Şimdi ben de diyorum ki bu kadar sene sonra tekrar neden bunlar hortladı? Ama... Çünkü hani onun sanki şeyi gibi böyle hani örneği gibi orada ayan beyan duruyor. Ama çok önemli değil mi? Mesela ben onun yeniden gündeme gelmesinden çok hoşlandım. Çünkü ironi falan şaka değil, basbayağı alay ederek, tahakküm kurmaya çalışarak ve sen aynı zamanda da tarihçisin hakikaten. Seni engellemeye çalışıyor. Oradan başlayalım. Yani orayı doğrudan hedef alalım demiyorum ama ekranda konuşan, toplumda kendini inşa eden bir kadının bir kutsal gibi algılanıp aileye itilmesi, derken sözünün kesilmesi, süse dönüştürülmesi meselesi o günlerde çok tartışıldı. Vesile de sen oldun. Nasıl gözledin, ne düşünüyorsun? Ya şimdi şöyle, kendimi dışarıdan izleyince o kadar irit oluyorum ve o kadar sinirleniyorum ki izleyemiyorum zaten. Çünkü yani beni bir tarafa bırak, başka birisinin haksızlığa uğramasına dayanamayan bir insanım. Yani ben orada ciyak ciyak bağırmak istiyorum. Ama sonuç itibariyle ben oradayken mesela hiçbir şey söylemiyordum. Çünkü tam tersine şu psikolojideydim. Şimdi irite etmeye çalışıyorlar. Tartışma programlarında tarih olsun, edebiyat olsun, felsefe olsun, işte futbol olsun, felsefe yani şey politik olsun fark etmiyor. Birileri sürekli kavga edecek ki rating olacak. Dolayısıyla birileri ciyaklayacak ki rating yükselecek. Ben de mesela buna tanıklık edince tam tersine böyle buz kesiliyordum. Çünkü onların istediği beni irite etmek ve konuşturmaktı o anlamda. Ama ya şimdi olsa asla susamazdım gibi geliyor bana. Yani daha mı tahammülsüzsün? Çok daha tahammülsüzüm. Sıfır tahammül. Yani. Nagihan ve Nazlı Hanım'la program yaptığımda ilk başta çok sinirleniyordum. Fakat Nagihan'a karşı en iyi silahın susmak olduğunu görüp pis pis bakmaya başlayınca Nagihan delirmeye başlamış. O yıllarda bu böyleydi durum. Kendine birbirine taktik veriyoruz değil mi? Şimdi böyle sözümüzü kesen yani. Mütecaviz böyle peki, programcılarla. Şimdi sen sonuç itibariyle yani kaç sene oldu o işler? 8 sene oldu. Yani 8 sene büyük bir süreç insan. Dönüp baktığında sen entelektüel alanda kendini inşa etmeye çalışan birisin. Belki herkes bilmiyor olabilir ama senin şiir kitapların var. Sonuç itibariyle tarihle meşgulsün. İşin bu. Dolayısıyla entelektüel birisi olarak orada bulunuyorsun. Ve seni böyle bir süs unsuru gibi alay etme için ya da ironi için kullanmaya kalkıyorlar. Ve sen orada efendilikle götürdün o işi. Ama ben hep şunu düşünüyorum. Yani hala bak günümüzde diyelim antika pazarına gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yanıma insanlar gelip diyorlar ki yani siz gerçekten bir ne kadar sabırlıymışsınız, iki ne kadar efendiymişsiniz senin söylediğin gibi. Çünkü sonuçta o konuşan, kavga eden insanlardan birisi olmak da bana göre çok ucuz bir şey. Nefret ediyorum o halden. Yani affedersin amiyane bir şey kullanacağım ama böyle mahalle karısına indirgenip, böyle ciyaklayıp da kavga etmek bana göre çok ucuz bir şey. Televizyonda o tür tartışmaları görünce anında kaçıyorum zaten. Dolayısıyla onlardan bir tanesi olmamak benim için çok önemliydi. Hı. Ama onun ötesinde bir de şöyle bir durum var Enver. Hakikaten de dediğin gibi tarih bilgisi vesaire ben bildiğimi yazıyorum zaten, ders veriyorum, kitaplarıma işliyorum. Dolayısıyla beni bilen biliyor. Ben kimseye böyle ama ben gerçekten tarih biliyorum lütfen işte gibi bir kendimi kanıtlama ihtiyacım yok. Sosyal medya çok vahşi ve saldırgan bir yer oldu. Herkese cevap vermeye çalışırsanız, herkesi mutlu etmeye çalışırsanız siz dünyanın en mutsuz insanı olursunuz. Ben kendimi biliyorum diye bakıyorum. Tabii ki çok iyi bildiğim konular var. Çok iyi bilmediğim konular da var. Ama önemli olan burada sükunetle işlerini yapmak. Söz uçuyor zaten. Kalan kalıyor. Kalan da o yazılarda kalıyor Pelin, zaten. Kimsenin yüksek sesle pek söylemediği bir şey var. Ama Murat Bardakçı tarihçi değil, gazeteci. Bir ekonomi mezunu. Şimdi bunu nedense hiç kimse
yüksek perdede söylemiyor. Bir kere bu bence ilginç. Ve dolayısıyla orada mansplaining dedikleri meseleyi yaptıkları kişi tarihçi. Bunu hiç konuştunuz oluyor mu? Hayır ama şöyle ben inan illa birisinin tarih mezunu olmasına inanmıyorum. Elbette ama, yani ama bazı senin hedef almam tuhaf değil mi? Ama yani şöyle bir şey var. Bir kere Boğaziçi Üniversitesi belli bir kesim için zaten böyle onları ifrit eden ve böyle neredeyse öfkelendiren, kaşındıran bir şey. Şimdi Boğaziçi demek böyle ukala, Amerikancı, işte kendi aralarında İngilizce konuşan ama tarihi hiç bilmeyen ya da herhangi bir konuyu çok derinleşmeden orada oturan insanlar. Senin Amerikancılığın var mı? Hiç alakam yok. Okey, belki de okey diyorum burada. Amerika'da liseyi okudum babamın mesleği dolayısıyla ama hiç Amerikancılığım falan yok. Benim hocalarım hiçbirisi de böyle bize işte şöyle düşünün, böyle yapın falan diye bir kutucuğa sıkıştırma gibi bir gayesi babanın yoktu. Babanın mesleğini anımsatalım. İnal Batu Bey önemli bir diplomat. Dolayısıyla hani onu söylersen mesele anlatılır. Evet, bir tipik diplomat çocuğu olarak her 2-3 senede bir okul değiştirmek durumunda kaldım. Ülkeden ülkeye gittik. Lise çağımda da Amerika'dan mezun olmak durumunda kaldım. Sonra da geldim Boğaziçi'ne. Çok da memnunum çünkü bana analitik düşünceyle birlikte farklı tür okumalarıyla birlikte hayatın zenginleşeceğini öğretti. Dolayısıyla bugün Boğaziçi'nde yapılanlar ki burada izin verirsen çok küçük bir parantez açmak tabii istiyorum. Hakikaten yani bir kurum katlediliyor. Mitterrand'ın film merkeziyle birlikte, yeşilliğiyle birlikte o çok kıymetli işte Faruk Birtek gibi, Cevza Sevgen gibi, işte pek çok hocamız gibi hocalarla hayatlarını oraya adamış ve dünyanın her bir yerinde aslında böyle hani pat diye tutulup böyle lütfen bizim okulumuza ders verin denilecek insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanlar böyle e-mail'le işlerinden kovuldular. Çok küstah bir şekilde. Dolayısıyla yani zaten iyi bir kurum var. Bilim üreten, sorgulayan, kimsenin ne başörtüsüne, başörtüsünü demin konuşuyordunuz, istemez dinlerim. Yani bizim okulda ben geldiğimde Türkiye'ye başörtülü arkadaşlarımızla birlikte yürüyüş yapıyorduk. Çünkü ben böyle giyinebiliyorsam onlar da istediğini takabilmeli diyorduk. Biz onların hakkını korurken onlar da bizim hakkımızı koruyordu. Günümüzde ne oluyor? Birkaç tane böyle başlık temcit pilavı gibi sürekli karşımıza koyulup da aa bunlar böyle, aa bunlar şöyle diye aslında kendi istedikleri orasını otel mi yapacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Ama bir şekilde hani onları baştan beri rahatsız ediyordu. Ben de o programda yer alırken sürekli bu Boğaziçi'lik durumu rahatsız ediyordu. Çünkü aa, sizin okulda zaten üniversite mi gibi bir tavır vardı. Şimdi o üniversite mi yerine geldik, iyi oldu. Erhan Afyoncu Türkiye'de bir rektör şu anda ve çok ilginç bir yerde. Evet, harp akademisyenle. Yani ben de hiç anlamadım bağlantıyı. Çok ilginç. Ben de yani şimdi bütün bunları konuşurken bir şey rastlantı gibi ben yorumlayacak durumda değilim. Bir tarafta Murat Bardakçı'nın ortaya çizdiği bir Osmanlı hali var. Nasıl bir tavır olduğu tam olarak anlaşılmış değil. Erhan Afyoncu Bey tarihçi, tamam kabul meslekten ama harp akademilerinin rektörü. Şöyle bir dönüp baktığında ne düşünüyorum? Mesela ben şunu görüyorum. Ben Nagihan dolayısıyla Rasim'le tanışmıştım mesela. Şimdi Rasim'in niye Rasim diye biri olduğunu geçen gün anladım. Yani geç de olsa anladım. Yani Rasim diye biri niye var? Bir ihtiyaçmış. Bir evet, takma ismi. Kimilerini korkutmak. Korkutma. Şimdi onu biliyorum artık. Dolayısıyla şimdi ben de oraya baktığım zaman birilerinin vardı. Ertesi gün bir başka yerde bir anlam taşıyorsa ya bu süreçte oraya evrilmiştir ya da onun için oraya konmuştur. Ya sistemler, ya tarih boyunca bakacak olursak ya mitler, ben buraya ders anlatıp geldim, Sümer tarihi anlatıyordum, Sümer mitolojisi. Yani Sümerlere de bak, Romalılara da bak, Nazilere de bak, fark etmiyor. Kendileri için böyle bir şaşalı geçmiş inşa etme güdüsü oluyor. Söyle. Ki evet, lejitimize etsin kendini, orada böyle kanunlaştırsın, kabul edilsin ve herkes tarafından böyle Haşmet Beyap'a böyle saygı duyulsun. Dolayısıyla kimisi kurt mitine bağlıyor, kimisi işte bir şamaşa, güneş tanrısına bağlıyor, fark etmiyor. Hepsinde aynı güdü var. O güdü de işte şanlı eski günlerde böyleydik, biz o günlerin aslında devamıyız ya da biz o günleri geri getirdik. Hep arkada iyi bir tarih var.
Yani, bugün kötü, o gün iyi bir efsane. Halbuki bu gerçek değil. Ayrıca yani ben mesela tarihe bakınca at gözüyle bakılmaması gerektiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ama maalesef tarih en kullanılabilir bilim dallarından bir tanesi. Bunu özellikle de baskıcı rejimler her zaman yapmıştır. Tarih bir tür kurmaca aslında. Tarih vakayenelisler yazıyorsa zaten hani hükümdarın söylediği ama yani bir öyle bir tarih var bir böyle bir tarih var. Yani mesela Bizans diyarındayız değil mi? Şimdi bu sinirleniyorlar aha Bizans falan. Yani sonuç itibariyle 700-800 yıl bir tarihten bahsediyoruz. Ondan önce bambaşka bir tarih var ve hepsi bu şehrin üstüne bina edilmiş vaziyette. Zaten İstanbul'a böyle sahip çıkılır. Şeye bak evet yani mesela Justinian belki de bu toprakların gördüğü en önemli hükümdarlardan bir tanesi Theodora. Bir tane bir devlet tarihi var. Bir de böyle arkalarından yazılan o gizli tarih denilen işte onları vampirlere benzeten, onları halkın böyle halkla beslenen korkunç yaratıklar gibi gösterenler var. Dolayısıyla aslında tarihin her zaman iki yüzü vardır. Janus diye bir tanrı var ya iki tarafa bakar. İki yüzlüdür tarih. Sen yani ben hep şunu düşünüyorum. Bugün yaşananlar bakalım nasıl yazılacak. Çünkü onların tarihçisi böyle biz şunu yaptık, bunu yaptık, işte duble yollar inşa ettik diye anlatacaklar. Ama bir de hakikaten gerçekte, realitede yaşanan bir şey var ki o zaten belgeler birikiyor şu anda. Onlar kalacak ve dolayısıyla ben bu yaşananlarını küçük bir dipnot olarak göreceğimizi öngörüyorum. Peki Pelin şimdi babamdan kaynaklı olarak netice itibariyle büyük cumhuriyet idealini taşıyan bir ailenin devamısın. Yani o insanları ben tanıyorum, biliyorum. O kuşaktaki insanlarla dostluklar da ettim. Farklı çizgilerde de olsa temelde cumhuriyete bağlılık, kemalizm diye anladıkları şey bilimsel bilgi, laiklik falan. Bunu eleştirilebilecek tarafları da olabilir ama neticede rota bir çağdaş uygarlık bir şey. Batı'daki değerleri oluşturabilmek, insan hakları vesaire falan. Neticede 100. yıla girecek Türkiye Cumhuriyeti ve bana sorarsan ricat söz konusu. Geri çekilmiş ve zor durumda. Ve burada neoliberallerin yani liberalizmin dönüşmüş hali iktisadi olarak değil sadece postmodernizmde bir bela olarak siyaseti içine girdi. Sorma tam işte post-truth'a geliyoruz şimdi burada sen değil mi? Sen burada kendini evet postmodern dönemi nasıl algılıyorsun? Hem eli kalem tutan birisi olarak hem de bu hakikatin örselenip yeni bir hakikat kurma meselesi. Ya ben şöyle algılıyorum. Şimdi en sevdiğim felsefecilerden bir tanesi Nietzsche'dir benim. Tamam hani Naziler sonra çok kötü kullanmıştır falan ama sonuç itibariyle adam gerçekten de modernizm çığırı açmış vaziyette ve o Tanrı öldü dediği anda zaten daha önce hükümdarın, liderin, rahibin, kilisenin her söylediği her şey doğru kabul edilirken Tanrı ölünce ne oluyor? Aa belki de bu adam yalan söylüyor. Aa belki de kilise böyle bir şey gerçeği saklıyor, böyle bir yalan telaffuz ediyor gibi şeyler çıkıyor. Ondan sonra Weber karşımıza çıkıyor ve Weber bunun böyle gerçeğin kıymet meselesiyle örtüşebileceğini ya da uzaklaşabileceğini. Ne demek bu? Yani işte bu iyi, bu kötü, bu benim işime yarıyorsa aslında tam gerçek olmayabilir. Ben bunu kullanırım. Postmodernizme geldiğimizde senin söylediğin gibi, ya Baudrillard diye belki postmodernizmin en önemli felsefecisi var biliyorsun. Sonra Matrix filminde de bunu kullandılar. Bir harita düşün, bir şehrin üstünü kaplıyor. Bir süre sonra şehir mi gerçek, harita mı gerçek bunu bilmiyorsun. Baudrillard bunu bir makalesinde resmen tarif etmiş. Borges'in bir hikayesi üzerine. Ve postmodernizm tamamen bu. Artık gerçek ve gerçek dışı birbirinden ayırt edilemez hale geliyor. Dolayısıyla sosyal medya olsun, işte etrafta ben tarihçiyim diye konuşanlar olsun ya da devletlilerimiz olsun bir şeyi cımbızla çekiyor, istediği gibi kullanıyor. Dolayısıyla sen neyin gerçek, neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun. Diyeceksin ki tarih boyunca bu zaten hep yapıldı. Evet yapıldı ama eskiden bir tarihçi, özellikle bir devletin tarihçisiyse ya da bir hükümdarsa bunu telaffuz ettiğinde gerçekten de saygı duyulurdu ve gerçek olduğuna inanılırdı. Ama bu yani 19. yüzyıldan itibaren öyle bir sarsıldı ki şu anda özellikle Trump çağında Amerika'da mesela post-truth yani gerçek ötesi tabiri Oxford Sözlüğü'nün 2016'da yılın kelimesiydi. Niye? Ya da deyime. Çünkü gerçekten de siyasi seçimler gerçekten hile var mıydı, yok muydu? Trump gerçekten geldi mi, gelmedi mi? Yoksa hileyle mi geldi?
Putin devreye girdi mi girmedi mi? Ya bin tane bunun şeyi. Bununla ilgili çok da kitap çıktı tabii. Ya bununla ilgili çok kitap çıktı ve hakikaten de hani felsefecilerin teorize ettikleri şeyin vücut bulmuş halini ama şu anda tabii, görüyoruz. Bu post-truth gerçek ötesi olarak tam bence Türkçe'de tarif edilmemesi gereken, yeni bir sözcük koymamız gereken bir kavram. Çünkü hakikati ortadan kaldırırken bir başka hakikati sahicileştirmek yönünde bir algı yönetimi süreci var. O sürecin sonunda çıkan durum artık hakikatin ötesine geçiyor ve bunu temizleyemiyorsun. Yani bin kişi sana bir başka tarif yaptığı zaman o doğru oluyor. O doğru oluyor. Ve bunun içinde ne olduğu önemli değil. O çok tehlikeli bir hal. Çünkü gerçekten de hani tarihte belki orta çağlarda falan filan skolastik felsefede biraz bunu görüyorduk. Yani işte belli şeyler gerçek mi değil mi diye kilise teologları tarafından tartışılıyordu. Ama şimdi artık böyle yani komple teorisyenlerinin zaten böyle çok güzel önü açıldı. Onlara böyle müthiş bir sofra sunulmuş gibi. Herkes istediği gibi uçabilir. Ya ben tarih nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Çünkü artık böyle mesela Wikipedia en çok girilen yer ama bir taraftan da en çok kontrol edilmesi yer. Üniversiteler, öğrenciler sürekli oradan mesela referans veriyorlar. O yüzden de gerçek sürekli eğilip bükülüyor. Gerçek kavramı bambaşka bir hale ulaştı. Bununla ilgili de çok sıkı makaleler var. Son bir şey soracağım. Şimdi kendini siyasi yelpazenin neresinde tarif ediyorsun? Çünkü bugün bir tartışma gördüm ve bence çok sıkı bir tartışma. İşte aktivistler sanat eserlerine saldırıyorlar. Korkunç. Ve, Van Gogh'un üstüne böyle bir işte çorba atmak, öbür işte Monet'in üstüne bu arada ben patates bilmem o resimlerin de bu arada attıkları resimlerin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Altta saklandığını düşünüyorum. Onların sıkı kopya olduğunu ciddi böyle düşünüyorum. Çünkü post-truth çağında insan her şeyi düşünebiliyor ama artık. Ama hakikaten o kadar değerli eserleri niye bu kadar tehdit altında tutsunlar? Birebir yapılabiliyor. Kaç kişi bunu anlayabiliyor? Herkes uzman mı yani? Ama mesele o değil. Birisi diyor ki aktivizm rezilliktir. Çünkü aktivizm işin özüne dair değil. Sadece eylemin kendisiyle ilgileniyor diyor. Ve bu da bir başka algı yönetimi sorunu diyor. Ta oradan başlayan ilginç bir tartışmanın içindeyiz. Sen kendini nasıl görüyorsun? Ya şöyle, ben aktivistlere çok saygı duyuyorum ama sadece böyle klavye aktivistliğiyle bir şey değişmeyeceği aşikar. Şimdi bu yine post-truth'la ikisi çok paralel konular, çok güzel bağladın. Çünkü mesela küresel ısınmanın bir hayal ürünü olduğunu söyleyen ve bu emperyalist, işte post-kapitalizm çağındaki belli büyük firmaların, ailelerin bilmem ne, bu da komplo teorisine çok yakın farkındayım ama hakikaten yani kartellerin diyelim, işte hiç böyle bir şey yok falan deyip ondan sonra insanları zaten aktivist olmaktan çekindirdiği, geri çektiği bir durum söz konusu. Oysa ki gerçekten herkes sadece bir resme bir çorba atmakla değil. Herkes bir şekilde ben ormanlarımın, mesela Brezilya'da olduğu gibi Amazon ormanlarının yok edilmesini istemiyorum. Çünkü bunlar gezegenin akciğeri desen ve herkes bir arada hareket etse o zaman belki orada o faşist liderler çok kolay böyle çat 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 kesemezler. Ama acaba herkesin bir arada hareket etmesi aktivizm yerine aslında örgütlü toplum, dolayısıyla siyaset devrim yapmak oluyor bu evet, zaten. Yani bence de temel mesele o. Ama zaten aktivizm bence nihai noktası devrim olacak. Ben de şöyle düşünüyorum, sivil toplumculuk gibi aktivizm de sistem içinde kalmayı öneriyor. Halbuki galiba artık sistem dışından. Bence mecbur. Çünkü şöyle, gerçekten de hani şu anda bütün bilim insanlarının öngördüğü suyla ilgili krizler, savaşlar geliyor. Böyle şu anda biz mülteci meselesinden bahsediyoruz. Bu coğrafyada işte Rusya'da olanlar daha da devam edecek. Bu katlanarak gidecek. Yani 1917'deki gibi beyaz ruslar geldi ondan sonra 3 yıl sonra Paris'e göç ettiler gibi bir durum olmayacak. Çünkü buradaki ısı gittikçe artacağı aşikar. Batı'daki pastadan yiyen az bir grup var. Zaten yaş ortalaması da böyle İtalya'da falan filan artık 60-70'i buluyor. Dolayısıyla Afrika, Avrupa'ya gelecek. Böyle bir durum var. Böyle olunca ister istemez o pastayı paylaşmak istemeyenler ya onları coplayıp hapse atacaklar ya şu anda yapıldığı gibi teknelerde böyle boğularak ölecekler ama bitmeyecek ki bu. O yüzden bana göre zaten o 1848'deki devrim çağının bir benzeri yaşanacak gibi görünüyor. Peki son bir şey soracağım. Çok sevdiğim bir kitap var, öneriyorum. Azra Erhat'ın
Osmanlı münevverinden Cumhuriyet aydınına tarifi var. Orada diyor ki Osmanlı münevveri sonuç itibariyle saray çevresinde olmakla yükümlü. Dolayısıyla saraya ihanet edemez. Sarayla birlikte yürür diyor. Ürettiği bilgi, hoşluk, eğlence vesaire. Halbuki Cumhuriyet aydını Cumhuriyeti bile eleştiren, dolayısıyla halkın yanında olan, halkın hakkını savunan, işte en tipik örneği Aziz Nesin belki. Hani böyle birisidir diyor. Tabii ben şimdi mesela İlber Hoca'yı falan hep Osmanlı münevverine layık görüyorum. Yani saraya itiraz etmez, çok bilgilidir. Ama burada da bir de Cumhuriyet aydını vardır. Çıkar ve çatır çatır kavga eder. Şimdi ben Cumhuriyet aydını tipi her neyse ona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu entelektüellik vesairenin tek başına artık kutsanabilecek bir yerde olduğunu da düşünmüyorum. Ha tercih o ayrı mesele. Bu konuda sen kendini okur, yazar, siyasetin içinden gelen birisi olarak, bir kadın olarak tehdit altında olan, bir de anne olarak çocuğunu da düşünmek zorunda olan bir yerdesin. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere şöyle, hani Cumhuriyet aydını demişken ben böyle hani aileden, mesela benim dedem gayet böyle fakir, yoksul bir aileden gelip Eceabat'ta 1927'de Mustafa Kemal'in bursuyla, ki ne kadar fakir bir cumhuriyet biliyoruz yani, 1927 yılından bahsediyoruz, Berlin'e gönderilmiş ve okutturulmuş, bursla okutturulmuş bir çocuğun torunuyum. Babamdan demin bahsettin zaten. Dolayısıyla gerçekten de cumhuriyet çocuğuyum ve özellikle de son zamanlarda bu konuşulan işte cumhuriyet bizim dilimizi katletti, bilmem neyi yaptı falan filan meselesinde bana çok tuhaf geliyor. Çünkü zaten biz olmayacaktık onlar olmasaydı. Yani ayrıca yani şu mesele de bana çok ilginç geliyor. Cumhuriyet'te kazanımları o kadar fazla ki hep, yani sadece bizlere değil onlara daha fazla yaradı. Maalesef bizler ve onlar diyorum çünkü artık ülkeyi çok kutuplaştırdıkları için artık doğal oldu bizler ve onlar demek. Ama böyle bir linguada öyle düşünüyorum. Ki İlber Hoca bence bu anlamda saray münevverinden çok cumhuriyet münevverine yakın. Çünkü harf devriminin ne kadar elzem olduğuna her dakika dem vuruyor. Ben de şeyden dolayı diyorum. Muhalif bir tavrı yok. Ona bakarsan mesela Atilla İlhan... Ama bazı konular, bu konularda var ama mesela diyor ki yani gerçekten gerekiyordu diyor. Bir tek bu konularda. Bir iki mesela orada da Atilla İlhan'ı anlamak mümkün değildir mesela. Atilla İlhan da der ki Osmanlı dili ortadan kalktı, kültür koptu der. Tahsin Yücel'le kavgası. Ya ben hani dilin zayıfladığı ortada ama bu Osmanlı dilinin ortadan kalkması değil. Ah ah mezar taşlarını okuyamıyoruz falan meselesi. Okuduk diyelim, Hüvvel Baki. Ah ah yazık öldü, bitti yani okudun. Keşke herkes okusa, bence büyük bir zenginlik ama o kadar zor bir şey de değil bu. Yani gerçekten de bir dönemde öğrenirsin bunu o kadar önemsiyorsan, ama öğrenmiyorlardı. Dolayısıyla sadece böyle bir boş konuşma. Şunları. Ben kendimi dolayısıyla bir cumhuriyet aydın kelimesini de çok sevmiyorum ama bu cumhuriyet düşünürü olarak bazı şeyleri sorgulayan, yeri geldiğinde öven, yeri geldiğinde eleştiren ama en azından objektif olmaya çalışan bir insan olarak algılıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında bu konuları daha da uzun konuşabiliriz ama insanlar gece 12'den sonra bunları ne kadar duymak ister bilmiyorum. İstersen sana bir tarih programı yapıp gece 1'den itibaren buraya 2 kişi daha koyup... Bir daha uyuyakalırsam da skandal olur yani. İkinci daha o bakan Nebati gibi böyle. En önemli Nebati şey, miydi? Şey okay. Bakan ha. Senin en önemli şeyin bir de uyuklama halin değil mi? Bence iyi bir protesto. Bir kere oldu da yani evet gerçekten. Ben de bu arada seviniyordum gece 5'te uyusam. Kim görür diye de tabii sosyal medyanın gücünü unutmuşum orada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, ayrıntıları tamamladık. Hakikaten benim için zor maraton oluyor bu süreç ama asıl şimdi bunların ötesinde baktığımız zaman cuma gecesi ekran kararacak mı, kararmayacak mı? Şu anki gidişat kararacak. Eğer yani tedbir konulabilirse, mahkeme kararı olursa bu engellenebilir. Mahkemenin kararını bekliyoruz ama ben hani biraz felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama sonuç itibariyle bu karartmanın 29 Ekim gününe denk getirilmesinde ustaca olduğunu da düşünmeden edemiyorum. Bilerek hani bu ekranda da Cumhuriyet kutlanamasın gibi bir şeyim var, kaygım var. Cumhuriyet her şey... bunların oluyor olması ne kadar acı. Çok ayıp tabii yani. Bu ülkeyi yönetenler açısından çok ciddi bir tartışma konusu. Yarın sabah 11'de görüşürüz. Edebiyat konuşacağımız günler gelsin de Pelin'le rahat rahat biraz edebiyat konuşalım. Umarım
ekranımız kararmaz da bu sorunu aşarız ama çok umutlu değilim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.